Asla Amanda The Adventure oyununu oynamayın. Çünkü eğer bunu yaparsanız, Amanda'nın karanlık sırları ve korkunç gerçekleriyle dolu olan gizemli bir dünya sizi ele geçirecek, hatta geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükleyecektir. Unutmayın, bu video sadece cesareti olanlar içindir. Yine de izlemeye devam ederseniz karanlığın içindeki gerçekleri görmek zorunda kalacaksınız. Çaresizlik ve korku kapınızı çalarken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum, ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Kapınızı kilitleyin ve güvende olduğunuzdan emin olun. Çünkü her zaman olduğu gibi bu video çok ürkütücü bir hal almak üzere. Bugünün videosunda sizlere Amanda The Adventure oyunu ve animasyonu ile ilgili birbirinden ürkütücü 4 korkunç hayran teorisinden, ayrıca yine oldukça korkunç olan 2 tane creepypasta hikayeden bahsedeceğim. Hazırsanız ilk teorimizle başlıyorum arkadaşlar. İlk teori, Amanda'nın gerçek bir varlık olduğunu iddia ediyor. Bazı söylentilere göre maceracı Amanda aslında gerçek bir varlık olabilir. İddialar Amanda'nın sadece bir oyun karakteri olmaktan çok daha fazlası olduğunu ve oldukça karanlık bir geçmişinin olduğunu söylüyor. Bu teoriye göre Amanda'nın aslında gerçek hayatta da var olduğuna dair bazı işaretler bulunuyor. Peki gizemli bir oyun karakteri olan Amanda sıradan bir oyun karakteri midir, yoksa gerçek hayatta da var mıdır? Bu soru arkasında gizli bir sırrı barındırıyor. Kimilerine göre Amanda sadece bir oyun karakteriyken, bazıları daha ileri giderek onun gerçek bir varlık olduğuna inanıyor. Amanda'nın gerçek hayatta da var olduğuna dair bir takım işaretler bulunduğunu söylüyorlar. Bazı insanlar oyun oynadıktan sonra Amanda'yı rüyalarında gördüklerini iddia etmektedirler. Bu rüyalar ürkütücü bir şekilde çok gerçekçidir ve Amanda sürekli onları izlemektedir. Bazı kişilerse oyun oynadıktan sonra tuhaf olaylar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Elektronik cihazların kendiliğinden açılıp kapanması, garip sesler duymak ve hatta Amanda'nın fiziksel varlığını hissetmek gibi olağan dışı ve ürkütücü deneyimlerle karşılaşmışlardır. Amanda'nın gerçekliği ile ilgili en çarpıcı teorilerden biri de karakterin karanlık bir geçmişi olduğu yönündedir. Bazı hayran teorilerine göre Amanda bir zamanlar gerçek bir insanken bir tür büyü veya lanet sonucu oyun karakterine dönüşmüştür. Yani Amanda lanet sonrası ne yazık ki bir oyun karakterinin içine hapsedilmiştir. Ancak bu anlattıklarımla ilgili kesin bir kanıt olmadığı için Amanda'nın gerçek bir insan ya da varlık olup olmadığı hala bir gizemdir. Muhtemelen Amanda sadece bir oyun karakteridir. Ve bu teori sadece hayal gücünün bir ürünüdür arkadaşlar. Umarım öyledir. Yine de bazı kişiler Amanda'nın gerçek bir insan olduğuna inanmaya hala devam etmektedir. Şimdi sizlere bu teoriyle ilgili bulduğum creepypasta bir hikaye anlatacağım. Hikayenin adı Amanda'nın Korkunç Sırları olarak geçiyor. Ve hikayemiz şu şekilde. Amanda herkesin sevdiği masum, neşeli ve sevimli bir karakterdi. Oyunları ve animasyonları milyonlarca çocuk tarafından izlenir ve çok sevilirdi. Ancak bir gün internette dolaşan Amanda videoları hakkında ürkütücü söylentiler yayılmaya başladı. İddiaya göre bu videolar izleyen herkesi korkutuyordu. Bir gün bir grup arkadaş internette dolaşan Amanda videolarını buldular. İlk video normal görünen bir Amanda bölümü gibiydi. Ancak içeriği korkunçtu. Çocuklar merakla videoyu izlemeye başladılar. Başlarda her şey normal gidiyordu. Ancak derken video giderek karanlık bir atmosfere büründü. Amanda her zamanki gibi görünmüyordu. Yüzündeki sevimli gülümsemesi yerini tuhaf bir ifadeye bıraktı. Gözleri kan kırmızısı oldu ve yüzünde dehşet verici bir gülümseme belirdi. Çocuklar bu videonun bir hata olduğunu düşünerek bir sonraki bölümü izlemeye karar verdiler. Ancak her yeni bölümde Amanda'nın görüntüsü giderek daha da ürkütücü bir hal alıyordu. İlginç bir şekilde Amanda'nın hareketleri yavaş ve garipti. Ses tonu bozulmuştu ve sesi çocukların kulaklarına tüyler ürpertici bir fısıltı gibi geliyordu. Çocuklar daha fazla videoyu inceledikçe Amanda'nın oluşturulduğu stüdyonun karanlık bir geçmişi olduğunu fark ettiler. Eskiden stüdyoda oldukça kötü olaylar yaşanmış ve Amanda karakteri bu olayların bir sonucu olarak lanetlenmişti.
Zamanla çocuklar videoları izlemekten bile korkar hale geldiler. Çünkü Amanda'nın korkunç görüntüsü kabuslarına giriyordu. Ayrıca sürekli endişe ve huzursuzluk hissi içerisindeydiler. Videoları izlemekten ve paylaşmaktan vazgeçseler bile Amanda'nın laneti onları her zaman ve her yerde takip etmeye devam etti. Bu korkunç olay sadece bir efsane miydi yoksa gerçek miydi kimse tam olarak bilemezdi. Ancak bir şey kesindi. Amanda'nın karanlık sırlarla dolu videoları hala internette dolaşıyordu ve merak edenler için her an yeni bir tehlike oluşturuyordu. Yani hikaye diyor ki Amanda'nın masum gülümsemesinin ardında derin bir karanlık yatıyor. Videolarını izlemeyin ve asla onun gözlerine bakmayın. Unutmayın, aksi takdirde sizi de lanetleyecektir. İkinci korkunç teorim ise Amanda the Adventurer oyununun lanetli olduğudur arkadaşlar. İddialara göre oyunu oynayanların başına tuhaf ve korkunç olaylar geldiği, rüyalarında Amanda'yı gördükleri ve hatta bazı kişilerin arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldukları söylenmektedir. Ayrıca oyunun gizemli bir şekilde kötü bir enerji yaydığı da düşünülmektedir. Amanda masum ve neşeli bir çocuk oyunu gibi görünse de, teoriye göre oyunun içinde saklanan kötü enerji, oynayanları etkisi altına almaktadır. Oyuncular oyunu başlatır başlatmaz atmosferin aniden değiştiğini fark ederler ve tuhaf sesler duyarlar. Gölgelerin arkasında hareket eden korkunç şeyler görürler ve zaman zaman oyunun içinde gerçek olamayacak kadar korkunç sahnelerle karşılaşırlar. Bazı oyuncular oyunu oynadıktan sonra başlarına gelen garip olayları anlatır. Örneğin kimileri rüyalarında Amanda'nın karanlık ve ürkütücü bir şekilde kendilerini takip ettiğini görmüştür. Kimileri ise gerçek dünyada bile Amanda'nın varlığını hissetmiş, onun soğuk nefesini enselerinde duymuştur. Bazı oyuncularsa Amanda'nın ürkütücü ve karanlık bir varlık olarak sürekli etraflarında dolaştığını söylemişlerdir. Bu lanetli oyunun oynayanları sonsuz bir korku dünyasına sürüklediği iddia ediliyor. Oyuncular oyunu silmelerine rağmen Amanda onları her zaman takip eder. Bu oyunun lanetinden kurtulup kurtulamadıklarıysa hiçbir zaman bilinemez. Oldukça ilginç ve ürkütücü bir teoriydi arkadaşlar. Üçüncü teorim ise Amanda'nın bir oyun karakteri olması haricinde hikayesinin aslında gerçek bir insana dayanması arkadaşlar. İddialara göre Amanda oldukça maceracı ve meraklı biriydi. Amacı dünyanın keşfedilmemiş bölgelerine gitmek ve gizli hazineler bulmak gibi heyecan dolu işler yapmaktı. Ancak Amanda'nın maceraları bazı kötü olaylarla sonuçlandı. Söylentilere göre Amanda bir macerası sırasında kayboldu ve bir daha hiç geri dönmedi. Bazıları onun gizli bir keşif sırasında kötü bir olaya karıştığını düşünürken, bazıları ise Amanda'nın kötü niyetli bir güç ya da varlık tarafından hedef alındığını ve kaybolduğunu söylemektedir. Ancak tabii ki hiçbir teori kesin bir şekilde kanıtlanamamıştır ve Amanda'nın kayboluşu hala bir sırdır. Söylentilere göre Amanda'nın gerçek hayattaki maceraları o kadar etkileyiciydi ki kayboluşundan sonra karakteri bir oyun karakterine dönüştürüldü. Yani aslında oyun Amanda'nın gerçek hayattaki maceralarına dayanıyor. Oyunun amacıysa Amanda'nın yerine geçerek onun maceralarını deneyimlemektir. Bu teori de kulağa oldukça çılgın ve ilginç geliyor. Hız kesmeden dördüncü teorimizle devam ediyorum arkadaşlar. Bu teoriye ise gizli mesaj teorisi deniyor. Teoriye göre Amanda the Adventurer oyununda gizli mesajlar bulunduğu söyleniyor. Bu mesajlar dikkatli bir şekilde incelendiğinde korkunç sırların ve Amanda'nın gerçek kimliğinin ortaya çıkacağı düşünülüyor. Bu mesajlar oyunun içindeki metinlerde, görsellerde ya da ses kayıtlarında şifrelenmiş olarak yer alabilir. Şifrelerin çözülmesi Amanda'nın gerçek kimliğini ortaya çıkaracak ve hikayeyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesini sağlayacaktır. Ancak teorinin detaylarına göre gizli mesajların çözülmesi o kadar da kolay değildir ve oyuncuların büyük bir çaba sarf etmesi gerekir. Tabii ki bu teoriyle ilgili de bulduğum creepypasta bir hikaye var arkadaşlar. Hikayenin adı Gizli Mesajların Laneti olarak geçiyor ve hikayemiz şu şekilde. Bir grup arkadaş bir gece toplanmıştı ve internette dolaşan korkunç bir söylenti hakkında konuşuyorlardı. Konuşmaları son zamanlarda popüler hale gelen Amanda the Adventurer adlı oyunun
gizli mesajları hakkındaydı. Efsaneye göre oyun gizli mesajlarla doluydu ve bu mesajlar korkunç bir laneti beraberinde getiriyordu. Çocuklar bu söylentilere pek daldırış etmediler ve merakla oyunu indirip oynamaya karar verdiler. Başlangıçta her şey normaldi ancak zamanla oyunun atmosferi değişmeye başladı. Gizemli mesajlar oyunun içinde beliriyor ve çocukları rahatsız ediyordu. Ancak çocuklardan biri gizli mesajları çözmeye kararlıydı. Şifreleri kırmak için saatlerini harcadı ve sonunda bu mesajların arkasındaki korkunç gerçeği fark etti. Bu oyun insanların gerçek hayattaki korkularını ve endişelerini biliyordu. Oyun insanları tanıyordu ve sürekli izliyordu. Derken bilgisayar ekranları aniden karardı. Odada birkaç saniye süren bir sessizlik hakim oldu. Sonra odada kulakları sağır eden bir ses duyuldu. Çocuklar korku içinde yerinden fırladı ve bilgisayarları kapatmaya çalıştı. Ancak ne yazık ki başarılı olamadılar. Ses giderek şiddetlendi ve odanın ışıkları birdenbire sönüverdi. Tam da o anda her bir çocuğun bilgisayarının ekranında büyük kırmızı harflerle "Lanetlendiniz" yazısı belirdi. Korku dolu çığlıklar eşliğinde gizemli bir varlık odanın içinde dolaşmaya başladı. Bir süre sonraysa oda sessizliğe gömüldü. Arkadaşlar titreyen elleriyle birbirlerine sarıldılar ve korkulu gözlerle etraflarına baktılar. Oyunun laneti onları sonsuza dek hapsetmişti. Artık gerçek dünyaya dönüşleri yoktu. Çocuklar oyunun içinde mahsur kalmışlardı ve bu lanetli dünyada sonsuza kadar dolaşacaklardı. Arkadaşlar bugünün videosunda sizlere Amanda The Adventure hakkında birbirinden ürkütücü 4 gizemli teoriden bahsettim. En çok sevdiğiniz ya da anlamlı bulduğunuz teorinin hangisi olduğunu yorumlarda benimle paylaşın. Amanda'nın karanlık dünyasında size rehberlik etmek benim için bir zevkti. Umarım benimle keyifli ve ürkütücü vakit geçirebilmişsinizdir. Eğer hikayeyi sevdiyseniz ve devamı gelsin isterseniz videoyu kesinlikle beğenin. Ayrıca video boyunca bahsettiklerimizin korkunç hayran teorileri ve creepypasta hikayeler olduğunu unutmayın. Yani bunların çoğu kurgusaldır. Ancak eğer gerçekse Amanda'nın gölgesi sizi rüyalarınızda bile takip etmeye devam edecektir. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.